Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, programımıza devam ediyoruz. İftar da yaklaşıyor bir yandan. Hocam, Allah nasip ederse programımıza katılanlara, misafirlerimize
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın bir hediyesi olarak bu hadislerle İslam, sizin zaten bildiğiniz Diyanet İşleri Başkanlığımızın bunun 8 cilt değil mi? Bunun tamamını hediye edeceğiz inşallah. Ve bizim Erkan Aydın benim yazdığım Arz-ı Mukaddes Kudüs kitabımızı da onu da inşallah hediye edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ın hediyesi olarak. Eyvallah, hocam, şimdi Ramazan, herkes evde, kısıtlamalar var. Belki de Ramazan'ın çoğunu evde geçireceğiz. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı zaten evde. Ramazan'ı evde nasıl ihya edelim? Tek tek ne söylemek isteriz? İşte teravih namazlarına dışarı gidilemediği için evde ne yapabiliriz? Sabahtan akşama kadar oruç iklimini evde nasıl yaşatabiliriz? Neler söyleriz? Şimdi bir büyüğümüzün güzel bir sözü var. Yani diyor ya, iman varsa imkan vardır. Var. Evet. Mümin hiçbir zaman çaresiz ve alternatifsiz olamaz. Mümin en zor şartlarda bile çareli insandır. Alternatifleri olan, olması gereken insandır. Aslında bu atmosferin bize kazandırdığı çok müthiş meziyetler var. Hı-hı. İhmal ettiklerimiz, farkında varamadığımız nimetlerin hatırlanması da var. Hı-hı. Aile olmanın ne demek olduğunu çoğumuz unutmuştuk. Özellikle bürokraside çalışanlar, hı-hı, devlet işleriyle uğraşanlar veyahut da ticaretle meşgul olanlar. Şimdi şöyle düşünelim. Dün bir nebze olsun haber programında temas etmeye çalışmıştım. Cuma günü Cenab-ı Hak ya eyyüllezine amenü izâ nüdiye lissalâh buyuruyor değil mi ayet-i evet. kerimede? Fes'av ilâ zikrillah. Çarşıdan geçerken ben bir ilim müftüsü olarak, evet, herhangi birisi değil, zaten birisi olacak olsa kan gövdeyi yürütür. Evet. Ya efendim ben bu memleketin ilim müftüsüyüm. Şu lokantanızı şu cuma vaktinde bir kapatsanız 15 dakikalığına, fazla değil. Evet. Şöyle camiye gelseniz, buyursanız, şu mabedin mehabetini, zevkini, muhabbetini hep beraber taslak, evet, omuz omuza versin. Şöyle musafahalaşsak, kardeşliğimizi bilsek, tanısak deseydik. Herhalde oradan kovulurduk. Yani nasıl olabilir? 15 dakikalığına kıyamayan insanlara Cenab-ı Hak dedi ki durun kalabalıklar. Yani vallahu galibun ala emri. Evet. Ben emir sahibi benim. Güç sahibi de benim. Hı hı. Dilediğini yapan benim. Sizi hiç bilmediğiniz, ummadığınız, göremediğiniz, tarifini yapamadığınız, çaresini bulamadığınız, hı hı, küçücük bir şeye sizi mağlup ederim. Nasıl olur? Biz yolda yürürken yerleri oynatıyoruz. Evet. Küçük dağları biz yarattık sümme aşağı. Her şey benden sorumlu diyen herkes köşesine, kenarına çekilmek mecburiyetinde kaldı. Uzaya yerleşmeyi konuşuyorduk. Kimyasal biyolojik silahları, evet, yapay zekayı. Şimdi şimdi nasıl korunacağımız? Evet. Evden nasıl çıkmayalım? Aman yakın temas bunu. Musafahalaşmak ne kadar değerliymiş. Yan yana gelebilmek, omuz omuza verebilmek ne kadar değerliymiş. Biz bu değerleri unuttuk. O zaman birincisi kaybettiğimiz değerleri, değerini hatırladım, belki yeterince bilemediğimiz nimetlerin kadru kıymetini bilme imkanı oldu. Bilme imkanı, evet. Ailemizin, aile olmanın ne kadar saadetli bir şey olduğunu anlamış oldu. Evet. Ev ortamının aslında sunmuş olduğu çok önemli inamlar, ihsanlarının da varlığını hissetmeye başladık. Hı hı. Hani ehli imana lütufla geliyor diye az önce hocamız, hı hı, ilahisinde böyle bir şey geçti. Evet. Şimdi Ramazan-ı Şerif bize lütfetmeye, ikram etmeye geldi. Neyi lütfediyor? Hı hı. Biz normal zamanlarda namazı böyle kaçak göçek hemen kılalım, televizyonun karşısında çekilelim. Hı hı. Şimdi öyle bir noktaya geldik, ben kendi adıma söylüyorum. Ben televizyonun yüzüne bakmak istemiyorum. Rahatsız oluyorum, psikolojimi bozuyorum. İnanıyorum ki birçok insan yüzüne bakmazsa biz nasıl izleyecekler şimdi? Şöyle. İyi şeyler izlesinler yani, var. Şöyle. Şöyle. Yatıyoruz. Evet. Korona. Kalkıyoruz korona. Doğru. Yatıyoruz virüs, kalkıyoruz virüs.
neticesinde ne? Neticesinde İslam'ın 1400 küsur sene öncesinden emrettiği. Kardeşim gelin şunun adını güzel bir koyalım. Her Müslüman, bu toprağın yetiştirdiği insanlar Müslümandır. Mayası temizdir. Her ne kadar küllenmiş olsa da hepimiz Müslümanız. Elhamdülillah. Gelin bir kimliğimize, genlerimize, özümüze bir, dönelim. Özümüze geri dönelim. Güzel bir abdest alalım. Ramazan-ı Şerif işte. Evet. Tam fırsatıdır. Sabunla mı? Bol sabunla yıkayalım. Evet. Ağzımıza burnumuza dolu dolu da su verelim. Hatta denmeyen ayaklarımızı da yıkayalım. İslam bize baştan sona temizliği emrediyor. Guslü emrediyor. Her gün guslümüzü alalım. Ondan sonra da ilim adamlarımızın dediği tedbirlere de riayet edelim. Evet. Zaten ondan sonra da savuracaktır. Manevi olarak ne manevi yapalım olarak, hocam? Manevi olarak ne yapalım? Ramazan'a özgü. Ramazan'a özgü olarak ne yapılabilir? İşte Kur'an ayıdır. Kur'an'ın yıl dönümünü yaşıyoruz biz. Onun kaçıncı yıl dönümünü idrak ediyoruz veyahut da kutluyoruz. Kur'an'a sarılacağız. Şöyle bir Kur'an'a döneceğiz. Samimiyetle. Belki Kur'an'a yeniden hoş geldin evimize diyeceğiz. Yükseklerden ona bakmayacağız. Elimizi alacağız. Gönlümüzü ona vereceğiz. Samimiyette yaklaşacağız. Ne diyor bu Kur'an bize? Ne anlatıyor? Biraz onu dinleyelim. Onu dinlemeye başladığımız zaman göreceğiz ki biz çok şeyleri Kur'an'la kazanmış olacağız. Çocuk... Burada müsaadenizle bir cümleyle araya gireyim. Şimdi bazı izleyicilerimiz merak edecektir. Herkes Arapça Kur'an okumasını bilmiyor. Keşke öğrenselerdi. Evet. O zenginliği de yaşasalardı. Ama şu anda evde de onlar da Kur'an okumak istiyorlar. Ve kendilerince şöyle. Ya ben acaba bir Türkçe mealini okursam ben de o sevabı elde eder miyim? Kur'an'a yaklaşım biçimi maalesef daha genel olarak henüz sevap kazanma modunda. Yani onun bir temel ihtiyaç olduğu noktasına bütün olarak geçemedik. Bunlara ne söylersiniz? Hiç böyle Arapça Kur'an okumasını bilmeyen, hatta evinde, yani ben Türk milletinde evinde Kur'an olmayan insan olmadığını düşünmek istiyorum ama sosyal medyadan da hani öğreniyoruz ki maalesef eskiden mesela bizim kültürümüzde ne vardı? Genç kızlar evlenirken çeyizlerine bir Kur'an konurdu ki Kur'ansız ev olmasın diye. Ama şimdi en azından mobil uygulamalarda vesaire onlar da var. Arapça Kur'an okumasını bilmeyenlere de bir iki cümle bir şey söyleyebilir miyiz? Hani onlar Kur'an'la nasıl hemhali olsunlar? Onlar da öyle mealini vesaire okusalar. Hani galiba Sahih Buhari'de bir hadis-i şerifte zikrediliyordu. Hani yolda giden birisi çeşmenin başına devesiyle veyahut atıyla giderken bir kazık bağlamış. Ve kazığı sökmemiş oradan. Benden sonra gelen insanlar da atlarını buraya bağlasınlar, sularını rahat içsinler diye. Bir başkası gelince ya bu birisinin ayağı takılır da düşer, bir zarar verebilir kendisine. Bunu kaldırayım demiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevap bakımından bunların ikisi de eşittir buyuruyor. Evet. Niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti yapmış olduğu işten çok önemlidir, çok hayırlıdır. Şimdi Kur'an'ı biz evet lafzını okuruz. Hafızı kelamdırız. Başından alırız minel cinneti ve nas diye gideriz. Ama eğer biz ne okuduğumuzun farkında değilsek o Kur'an'ın azametine uygun bir haleti ruhiyeye bürünemiyorsak hani faydasız demeyeyim ama çok faydalı olmaz. Evet. Ama bir insan da kalkıp ya benim bu hayat nizamı kitabım olan Kur'an ne diyor? Ben bunu bakayım. Ben Kur'an okuyanın, hatim indirenin sevabına eş, belki niyetinden dolayı da daha fazla sevap alacağına ihtimal veriyorum. Tabii vallahu ya'lemul gayb. Evet. Gaybı bilen Allah'tır. Yani onun mükafatını verecek Allah'tır. Dolayısıyla ama madem ki ameller niyetlere göredir, kişi de bu niyette yola çıkarsa inanıyoruz ki Cenab-ı Hak
mükafatını. Allah razı olsun hocam. Yani bu iz bırakan bir şey oldu Buhari'deki rivayetle beraber. O zaman izleyicilerimize rahatlıkla Arapça biliyorlarsa Arapçasından, bilmiyorlarsa Türkçe mealinden, evlerinde Kur'an yoksa mobil uygulamalardan okumalılar. Allah onların niyetlerine göre hem mükafatlarını verecektir hem de zaten ona ihtiyacımız var. Peki teravih ile ilgili ne söylersiniz? Şimdi diyelim evet Kur'an evde okuyacaklar, dinleyecekler. Uygulamalar var, mukaveleler var. Biz de saat 15'te Yıldırım Beyazıt Han'ın türbesinden okuyoruz mukavele hocam. İnşallah takip etmeye çalışalım. İnşallah. Yıldırım Belediyesi YouTube hesabından da profesyonel bir çekimle yayınlanıyor. Sizin de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir sürü uygulamaları var böyle. Evet. Peki teravih ile ilgili şu anda en görünen eksiğimiz camilerde teravihe evet, gidemiyoruz. Maalesef. Bu sünnetin gerekliliğine yani ve evde bunu nasıl ihya edebiliriz? Evet. Yani tabii doğduğumuz günden bugüne kürsülere çıkıp cemaati bir tane daha fazla nasıl çoğaltabiliriz mücadelesini verken bugün maalesef camilere gelmeyin diyoruz. Cemaatin de ne kadar kıymetli olduğunu. Çok kıymetli. Evet. Çok. Cemaat caminin ne kadar kıymetli çok, olduğunu çok. Biz hocalar da cemaatin ne kadar kıymetli olduğunu kesinlikle da anlamış oluyoruz. Yani evet, bir hasret oluştu. Doğru. Bugün Ulu Cami'nin yanından geçerken şöyle bir baktım. Evet içime hüzün doldu. Bu ayrı bir fasıl. Ama ve cealû büyüteküm gıbleten ve akimussalâh buyuruyor. Hani Musa aleyhisselama biz öğrettik, vahyettik. Hı hı. İşte Mısır'da bir ev yap kavmin için. Hı. Ve o evleri de kıblegah yap, ibadetgah yap. Şimdi evlerimiz artık bizim mescitlerimizdir. Bu ümmetin diğer ümmetlere bir farklılığı da yeryüzünün mabet hı olması. Ümminin ümmiye imameti caizdir. Ne demek hocam? Yani şu demek. Açabilir miyiz? Efendim ben evet, imamet yapamam. Ben çok fazla Kur'an bilmem, işte kıraatim düzgün değil. İşte namaz surelerini zar zor okuyorum. Ey hanımın? Hanımım da öyle. Dolayısıyla biz hanımı yanımıza alıp ona imamet yapabiliriz. Cemaat olarak. Bunun altını çizelim hocam. Çünkü evde iki kişi. Koca ve eşi, hanımı. Bir cemaat olabilirler değil mi? Namaz kılmasını bilenler birbirine imamet yapmaktan çekinmesinler. Çocukları varsa çocuklarını da yanlarına alsınlar. Evet. Onun bereketini hep beraber yaşasınlar. Efendim şimdi tabii camilerde 20 rekat namaz kılınıyordu. Hı hı. Ben şimdi biraz aykırı bir şey söyleyeceğim. Ama bu söylediğim şey teşvik içindir. Evet. Ya nasıl yapacağız? Evde de yorgunluk oluyor. İşte 20 rekatı yapabilir miyiz, yapamaz. Ben diyorum ki bir ilim müftüsü olarak. Yatsı namazını kılın sünnetten sonra ne kadar teravih niyetiyle kılabileceğiniz namaz varsa o kadar kılın. 4 mi kılacaksın kardeşim? Kıl. 8 mi kılacaksın? Kıl. 10 mu? Kıl. 14 kıl. 18 kıl. 20 kıl. Daha fazla sıkıntı yok. Ama şimdi geçmişte böyle bir şey yaparken bir dostumuz beni kızdırmak için biraz hı-hı muhalif olduğum bir hocaya demişti ki ben falanca hocacıyım. Evet. Ben ona dedim ki vallahi bir hocacı ol da hangi hocacı hangi olursan ol. Bugün biz teravih kılalım da evet, zekatı ne kadar olursa olsun o kadar kılalım ama kılalım. Evimizden bu bereketi kıskanmayalım, cimrilik yapmayalım. Namaza karşı, secdeye karşı, rüküye karşı cimri olmayalım. Cenab-ı Hak vesta'inu bis-sabri ve's-salah buyuruyor. Sabırla ve namaz kılarak benden yardım dileyin. Hı hı. O zaman bizim ilticagah makamımız, iltica edeceğimiz nazargahı ilahinin tecelli edeceği secde alanlarımız hı hı ve ibadet namazgahlarımız bizi bu Ramazan-ı Şerif'te ailece olarak hem cemaat olma ruhunu kaybettirmeme noktasında
hem o şuura erme noktasında hem de elimizde çok samimi bir ortamın oluşmasına katkı sağlamak adına namazlarımızı cemaatle kılalım. Hocam Allah razı olsun, bu çok teşvik edici oldu. Yani önemli bir şey. Ramazan'ın sünneti zaten değil mi teravih? Evet. Geceyi ihya etme adına yatsıdan sonra ne kılabiliyorlarsa namaz kılmaları Ramazan'ın gecesini ihya manasında onlar için mükafat. İzleyicilerimiz çok mutlu olmuş, mesajı almışlardır. Zaten namaz kıldıkça insanın klası gelen bir şeydir. Dolayısıyla belki ben 20 rekatın dışında bir namaz kılarsam bu teravih olmaz deyip ama hiç kılmamayla sonuçlanan bir sürece de gidebiliyor. Evet. Şimdi ben şeye benzetiyorum bunu. Siz daha iyi biliyorsunuz. Çok duymuşsunuzdur. Hiç hacca gitmeyen, umreye gitmeyenler, ya ne işiniz var orada? Ne yapacaksınız? Fakirin fukarayı besleyin. Halbuki fakirin fukarayı besleyen de oraya gidenler oluyor genel itibariyle. Fakat bir kere gittiği zaman ya keşke demeseydim. Bir daha gideyim, bir daha gideyim. Teravih de öyledir. Hele cemaatle teravih. 4 rekat kıldıktan ya bir 4 rekat daha kılalım. O 8 ona daha sonra gelecektir inşallah. Yani ne kılarsak, yani 20 kılarsak güzel. Evet. Daha fazla kılarsak daha iyi ama hiç olmazsa evde tek başımıza 4 rekat, 8 rekat, 12 rekat ne kılarsak geceyi ihya etme adına güzel olur. Hocam artık iftara yaklaşıyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Çok böyle şükür. Bir Ramazan'a eriştik. Çok şükür. Bir dakikalıkta arada bir girmemiz gereken bir şey var yayına. 3 dakika bir vaktimiz var. Bu ilk oruç günümüzün sonunu sizin duanızla bitirmek isteriz. Estağfurullah. Böyle kısa bir dua edebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, 30 Ramazan buradayız. Ramazan'ı birlikte ihya etmeye çalışacağız. Hepinize hayırlı iftarlar şimdiden diliyorum. Hocamın, kıymetli il müftümüz İzani Turan hocamın 2 dakikalık kısa duasıyla şimdi iftara gidelim. Hepinize hayırlı iftarlar. Tekrar inşallah yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Senin huzurundayız. Senin mülkündeyiz. Senin emanındayız. Sana iman ediyoruz. Sana yöneliyoruz. Sana teslim oluyoruz. Ya Rabbi günahlarımızdan dolayı sen bizi huzurundan boş çevirme. Bizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ramazan-ı Şerifi hepimiz hakkında hayırlara vesile eyle. Ya Rabbi berekete vesile eyle. Huzura vesile eyle. Ya Rabbel Alemin, yaşamış olduğumuz sıkıntıların def-i izalesine vesile eyle. Amin. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, mağfiretinden müstefid olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi rızana uygun eyle. Amin. Ya Rabbi yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi makbul eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, garibi, kurabayı gözetleyen, onları bağrına basanlardan eyle ya Rabbi. Amin. İnfak duyurumuzu, hayır hasenat hissiyatımızı ya Rabbel Alemin müzdad eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi ülkemize huzur ver. Milletimize huzur ver ya Rabbi. Devletimizin bekasını sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ordularımızı, yurdumuzu sen her türlü kötülükten, musibetten muhafaza eyle Amin. Ya Rabbel Alemin. Bilad-ı İslam'a huzur ver ya Rabbel Alemin. Bilad-ı İslam'ı aziz eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Kötülük yapanlar, kötülük düşünenlere sen fırsat verme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, ya Rabbel Alemin. Biraz sonra iftar edeceğiz. Senin vermiş olduğun rızıklarla iftar edeceğiz. Sana hamdü senalar ediyoruz ya Rabbi. Amin. Bizi helalinden rızıklandır. Bol rızıklandır ya Rabbi. Ya Rabbi bize acı, merhamet eyle. Anamızı, babamızı af eyle. Ya Rabbi çoluğumuzu, çocuğumuzu sırat-ı müstakiminden ayırma. Hidayetinden ayırma ya Rabbi. Amin. Dalalete erdirme. Dalalete ermelerine sen fırsat verme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi umduklarımıza nail. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bugünümüzü
yarınımızı, geleceğimizi aydınlık eyle, huzurlu eyle ya Rabbel Alemin. Sen devletimizi, milletimizi aziz eyle. Bayrağımızı, ezanımızı dindirtme ya Rabbel Alemin. Şu beldede, şu şehitlerimizin kanlarıyla yoğulmuş olduğu aziz vatanımızı ilel ebed muhafaza eyle. Bu vesile şu musibetten hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize gani gani rahmetler eyle. Onlara şehit sevabını ihsan eyle. Amin. Bu vatan için canlarını, her şeylerini feda eden aziz şehitlerimize gani gani rahmetler ihsan eyle. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.